Mutlu akşamlar, iyi hafta sonları sayın seyirciler. Serbest Diyet'teki beraberliğimiz başlıyor. Profesör Berktay'la karşı karşıyayız. İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi. Sayın Berktay, merhaba. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? İyilik. Vallahi masamızda birikmiş meseleler var üzerine konuşacağımız ve önümüzde de 2 saatimiz var. Ben baktım ettim hocam, dünyanın ve Türkiye'nin genel politik ve toplumsal gelişmeleri biz üzerine elbette konuşacağız ama kendi seyrini takip etmeye devam ediyor. Acaba diyorum ara ara bizim gündemlerimizde neler var mesela, nasıl geçirdik haftayı diye konuşarak da başlasak mı? Kendi penceremizden bakmaya başlasak, dünyaya yavaş yavaş öyle açılsak. Bugünden geriye doğru şöyle şimdi bakarak. Birdenbire bana bir baskın hücumu yapıyorsunuz. Ne kastediyorsunuz? Haftayı nasıl biraz, geçirdik evet, filan biraz derken. Üzerinize vardığım doğrudur. Yer yer zaman zaman domine etmeye çalıştığım doğrudur alanı. Öyle bir taraf var. İster istemez hocam, sonuç olarak bizim de bir alın terimiz, emeğimiz var ortada. Bunları yeni yeni duyuyorum Zeynep Hanım. Hocam ne diyorsunuz? Neye, değil mi? Galatasaray Fenerbahçe derbisine ne diyorsunuz? Vallahi seyretmedim, itiraf edeyim. Seyredebilirdim, buradaydım. Çeşitli arkadaşlar seyrediyorlardı. Ben işte programa hazırlanıyordum, not alıyordum filan. Şunu da keşfediyorum ki benim Galatasaraylılığım da epey zayıflamış yıllar içinde. Yani şeyi çok iyi hatırlıyorum. Galatasaray'ın üst üste 4 yıl şampiyon olduğu, Lukescu'nun antrenörlüğünde o Hacili, Hakan Şükürlü vesaire, o meşhur takım. 4 yıl üst üste şampiyon oldu ve o arada Kopenhag'da finalde Arsenal'i de yenerek penaltılarla UEFA kupasını kaldırdı. 96 ile 2000 arasındaki, evet, dönem. Mesela o yıllarda ilkokul 3. sınıftan beri, 7 yaşımdan beri Galatasaraylıyım. Bir kere onu söyleyeyim. Ve bazı dönemlerde çok ciddi Galatasaraylı oldum. İzmir'de geçen çocukluğumda, mesela o zamanlar televizyon falan yok tabii. Maçlar radyodan dinliyoruz. Hüngür hüngür ağladığımı hatırlarım. O derdi. Yani bir mesela bir yandan babamla rahmetli İzmir Alsancak Stadı'nda bir yandan maç seyrediyoruz, bir yandan hoparlörden arada sırada İstanbul'da oynanmakta olan Galatasaray Beşiktaş maçının durumu haber veriliyor. O meşhur böyle bu dediğim olay 1950'lerde. Mesela Beşiktaş'ta Recep Adanır oynuyor filan. Sizin nesliniz bilmez bu isimleri. Galatasaray'ın Turgaylı, Suatlı, İsfendiyarlı filan kadrosu. Daha Metin transfer olmamış, geçmemiş. Yapmayın, evet, onu diyecektim. Daha Metin, ben onun Metin miladı Oktay, Metin Oktay daha, Metin Oktay daha İzmir Spor'da oynuyor. Ben Metin Oktay'ı Galatasaray'a geçmeden önce İzmir Spor'da oynarken tanıdım. Bir anons, Galatasaray 2-0 önde. Ben uçuyorum. Bir anons, Beşiktaş 2 gol attı, 2-2 oldu. Eyvah. Bir anons daha, Galatasaray 4-2 önde, 2 gol daha attı ve maçın bitimine 15 dakika var. Bir anons 4-3 oldu. Bir anons 4-4 oldu. Bir anons Beşiktaş 5-4 galip. Vallahi babam beni bir gözyaşı yumağı halinde o stadyumdan nasıl eve götürdü, ben şey etmiyorum, hatırlamıyorum.
Aynı şekilde ortaokula giderken yatılı okuyorum Bornova'da. Pazar öğleden sonraları radyoya yapışmış vaziyetteyim. Yani Galatasaray yenildiği zaman bir cehennem konağa gidip de okulun servisine binmek ve oradan işte bütün haftayı geçireceğim o zamanki adıyla İzmir Marif Koleji'ne yollanmak. Ha, çocukluğumun böyle ilk orta lise müthiş ancak bir çocuğun olabileceği kadar, insanın ancak çocukluğunda yaşayabileceği kadar ateşli Galatasaray taraftarlığı var. Ondan sonra bu uzun süre uykuya yattı. Yani böyle satın altında var olan bir olay. Çok da izlemiyorum filan. Yani bir Galatasaraylıyım ama bir şeyler, bir titreşim uyandırıyor o olaylar bende. Ama çok izlemiyorum. Belki aşırı politize olmuşluk yılları. Fakat bu 96-2000 arası bambaşkaydı. O yılların Galatasaraylılığı bambaşkaydı. Çünkü ne önce ne sonra ben yani sadece Türkiye'de değil aynı zamanda dünya sporlarında da o kadar kendine has bir karakteri olan takım az görülür. Tam sağ pres yapışları, oyun kuruşları, her oyuncunun kendi karakteri var. Bir de 4 yıl boyunca 3 aşağı 5 yukarı değişmeyen bir takım var. İşte Tugay'ıyla, küçücük boyuyla, Suat'ıyla filan. O takımın tamamen kendine has bir karakteri vardı. Belki bir zamanlar Alman milli takımlarının zaman zaman böyle kendilerine has karakteri olmuştur. Cruyff'lu Hollanda milli takımının ve Ajax'ın tabii Cruyff döneminin Ajax'ının böyle bir karakteri vardı. Fakat Galatasaray'ın da bu dönemi geçti. O takım dağıldı. Ve ondan sonra böyle her yıl yeniden kurulan takımlar bu. Küreselleşmenin çok hareketli transfer piyasası da bana göre değil. Çünkü insan belirli bir takımın bir arada oynadığını görmek istiyor. Yani takım ben eğer bir yıldan bir yıla futbolcuların adını hatırımda tutamıyorsam, kim geldi, kim gitti farkında değilsem, yani çok da özdeşleşemiyorum o zaman. Yani kendimi o kadar da yakın hissedemiyorum. Onun için çok fazla şey ettiğimi, yani o takım dağılalı beri çok fazla izlediğimi, çok fazla takip ettiğimi, öyle bir ilişki kurduğumu söyleyemem. Yani bu birçok başka şey gibi zayıflayan bir Galatasaraylılığım söz konusu. Bu akşamki maçı da seyretmedim. Ha yani bütün klasik esprileri yapabilirim. Bütün klişe esprileri yapabilirim. Bir Fenerbahçeli arkadaşıma rastlasam maçı hiç seyretmemiş olduğum halde ucuz kurtuldunuz filan diyebilirim. Asıl golleri biz kaçırdık diye iddialaşmalara girebilirim ama bunlardan da şey etmiyorum artık. Heyecan duymuyorum. Evet. Yani gündemlerimiz dediğim gibi mutlaka kendini koruyan ana gündemlerin içinde böyle şeyler var olmaya devam ediyor. İlgiler bir biçimde bir sebeple dağılmış. Aslında bu anlattığınız serüven bir akşam belki Türkiye'de futbolun tarihini konuşmalıyız. Çünkü aynı zamanda sosyolojik olarak, manevi olarak da nasıl değiştiğinin hikayesini şurada özetlemiş oldunuz. Şu 10 dakika içinde o aradığımız şey belki Galatasaray'ın o son 5-6 yani 96'dan 2000 sonrasındaki 2 yıldaki değişiklik sürecini göz önüne getirirsek saymış olduğunuz oyunculardan sonra Jardel'le karşılaştık, çok gol attık ama o takım evet. özelliğini yavaş yavaş kaybetme Hiç. Sürecinin başına denk geldiğini de biliyoruz dedikten sonra ben de futbol hakkında konuştum. Evet. Vallahi inanamıyorum evet. kendime. Evet. Tabii ben de evet, kendi durumumu erken emek birlikte izah ediyorum. Ben Türkiye'ye Alex'ten filan da çok laf edildi ama ben Türkiye'ye hacı gibi yabancı futbolcu gelmediği kanısındayım.
Yani o kadar komple, o kadar hırslı, o kadar takımın bütününü bir maestro gibi yönetebilen ve icabında sırf kişisel hırsıyla orta sahadan defansları parçalayarak gidip sol ayağıyla bir şut yapıştıran, maçı olmayacak yerden döndüren, kurtaran, yani öyle bir futbolcu. İleri yaşındaydı üstelik. Öyle bir futbolcu. Evet. O sırada ben Boğaziçi'nde öğretim üyesiydim. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesiydim. Hiç unutmam, Galatasaray Hacı'yı transfer ettiğinde 4. sınıfta derse giriyorum. Çok da parlak bir genç öğrencim vardı. Şimdi kendisi de bir tarihçi. Prof oldu mu emin değilim. Prof bile olmuş olabilir. Adını vermeyeceğim. Fenerliydi. Arkadan el kaldırdı. Hocam, Hacı'nın dede olduğu doğru mu dedi. Yakında bir kendisini görürsem hatırlatacağım bunu. Evet, yaşı yani başkaydı. Evet. Öyle, öyle dalga geçiyorlardı. Hacı dedeymiş, doğru mu filan diye. Adı değil, evet. Sıfatı zannediyorlardır. Hacı'yı da ondan. O da olabilir. Evet, gelelim serbestiyetin kendine has gündemine. Dediğim gibi aslında bir parça belki konuşacağımız ve konuştuğumuz şeyleri çeşitlendirmekte de fayda olabilir. Ben bu futbol üzerinden girdim ama aynı zamanda mecraları çeşitlendirmek önemli diye düşünüyorum son birkaç gündür. İletişim kanallarının açıklığının gerekliliğine olan inancım da belki bu noktaya sürüklüyor beni. Çünkü bakıyorsunuz, meseleler önünüzde aynen duruyor. Somut gerçeklik, bir realite var ortada. Fakat realiteyi değiştiremediğiniz yerde bakış açınızı veya verileri yeniden değerlendirme ihtiyacına düşebilirsiniz. Ve onu değerlendirmek gerekebilir. Belki de o ihtiyaç bunları konuşturuyor bir yönüyle. Çünkü önümüzde dediğim gibi ne tarafa doğru gideceği henüz belli olmayan bir meseleler manzumesi var diyelim. Manzume diyerek çok mu şiirsel ifade ettim bilmiyorum ama biraz da öyle galiba. Amerika Birleşik Devletleri'yle vize krizi meselesi kendi içinde o ilk akşamın sıcağından sonra akmaya devam ediyor bir biçimde. Tabii uzun süredir devam ede gelen, yine hatırlatma kabilinden söyleyeceğim bunları, bir müddettir iki ülkenin arasında ihtilafın olduğu pek çok konuda, hem kendi iç meselelerimizle ilgili olarak hem bölge gelişmeleri açısından ortada. Dolayısıyla hem bunların belki sebep olduğu düşünülen, arka planında bunların varlığının mutlaka göz önünde bulundurulması gereken ama bir yönüyle de işin düğüm noktası mı, kilit noktası mı, yoksa anahtarı mı olabileceği üzerine konuşulması gereken meseleler de var. Buradan devam edelim, buradan gidelim. İzninizle bunun yanı sıra diğer bazı olayları şöyle çok kısaca satır başlarıyla hatırlatayım. Evet, ABD ile vize krizi sürüyor ve çözülmemiş durumda. Bu vize krizinin gerçek nedeni değilse bile en azından tetikleyicisi veya bahanesi olduğu anlaşılan Metin Topuz olayı, çeşitli ilginç kıvrımlarla büyüyor mu diyemeyeceğim ama orada var. Hı hı. Orada bir mesele olarak, bir çıban başı olarak, bir yara olarak orada duruyor. Irak krizi var. Kuzey Irak, petrol yatakları, Kerkük, Erbil ve bunun Türkiye'yi ilgilendiren boyutları orada duruyor. Geçtiğimiz hafta içinde kamuoyunu sallayan, gazetelere yansıyan ve gene Batı ile ilişkilerde, öncelikle de Amerika ve Fransa ilişkilerde
yeni bir bozulmaya, yeni bir sarsıntıya yol açan Osman Kavala olayı var. Ünlü iş adamı, merkez sol, orta sol, insan hakları gibi konulara verdiği destekle, bu konulara olan ilgisiyle tanınan Osman Kavala'nın gözaltına alınması olayı var ki, bir haftalık kanuni gözaltına alma süresi yarın sona eriyor. Yani ya serbest bırakılacak ya tutuklanacak. Eğer tutuklanırsa bu sarsıntıyı derinleşerek tanımaya, yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi bu olayların her birini tek tek ele almak var. Bir de hepsine bir bütün olarak, acaba bunlar bir bütünün mü parçaları ya da aralarında nasıl bir ilişki var diye ikinci bir yaklaşım dalgası, ikinci bir analiz kademesi de mümkün. Şimdi tek tek söyleyeyim. Önce münferit olarak ele alayım. Irak Kürdistan'ı bölgesel yönetimi, 25 Eylül bağımsızlık referandumu, Türkiye'nin tavrı. Şimdi biliyorsunuz, ben bu konuyu geçmiş programlarda da konuşurken, bir haklı haksız, doğru hesap yanlış hesap tahlili yapmaktan dikkatle kaçındım. Şöyle bir şey söylemedim. Hep şey dedim, Kürdistan bölgesel yönetiminin kararının doğruluğu yanlışlığı bir yana. Zamanı mıydı, başka türlü yapamazlar mıydı filan. Onu bir kenara koyup daha ziyade Türkiye'nin tavrını, tavrından da öte Türkiye'nin resmi söylemini ve medya aracılığıyla büyütülen söylemini eleştirdim. Bunun sadece Irak ve dolayısıyla Suriye Kürtleriyle değil, aynı zamanda Türkiye'nin kendi Kürtleriyle de arayı yeni baştan açması konusundaki endişelerimi dile getirdim. Bu kadar tehditkar, yani yiyecek ekmek bulamayacaklar gibi ifadelerin dahi sarfına yol açan bir söylem olmamalıydı. Türkiye gene karşı çıkardı. Ama bu karşı çıkışı başka şekillerde ve bu kadar yukarıdan, bu kadar tehditkar ve düşmanca bir söylemle dile getirilmeyebilirdi fikrini ifade etmeye çalıştım. Şu oldu, Barzani hükümetinin en azından gerek bölgedeki, gerek Kürtler içindeki, gerekse uluslararası plandaki dengeleri yanlış hesaplamış olduğu bence apaçık ortaya çıktı. Bu benim daha önce konuşmak istemediğim bir konuydu. Ama şu oldu, Barzani yönetimi yalnız kaldı. Amerika'dan ve İsrail'den de belki beklediği ve umduğu desteği göremedi. Ya da o destek belki verildi ama geri çekildi. Sonuç olarak Irak Merkezi Hükümeti'nin güçleri, Haçlı Şabi milisleriyle de çok büyük ölçüde desteklenerek Kerkük'e yürüdüler ve zaten meselenin ekonomik bakımdan çok önemli kilit noktalarından biri olan Kerkük'ü, Kerkük petrol alanlarını hiç de savaşmaksızın ele geçirdiler. Hiç de savaşmaksızın ele geçirdiler. Çünkü Barzani'nin ve Kürdistan Demokrat Partisi'nin rakibi olan bir Kürt örgütünün, YNK'nın güçleri
mevzilerini terk ettiler ve yaklaşan Irak ordusuna ve Haçlı Şabi güçlerine buyurun dediler sonuç olarak. Böylece Kürt güçleri bölündü ve Barzani açısından da bu tamamen bir bozgun anlamına geldi. Yani ama Türkiye açısından başarı anlamına mı geldi? Bundan şüpheliyim. Siz hastaydınız değil mi? İyi misiniz? Özür dilerim. Sizden de izleyicilerimizden de kusura bakmayın. Yok hayır. Geçmiş olsun. Sağ olun. Yani basına baktığımda, medyaya baktığımda mesela kaçtılar türü manşetler görüyorum. Barzani'nin yenilgisi, Kerkük'ün Irak merkezi hükümetinin eline geçmesi ve bu şekilde geçmesi ve İran'a son derece büyük yakınlığıyla bilinen Haçlı Şabi milislerinin de gelip oraya yerleşmesi Türkiye'nin bir zaferi midir? Türkiye'nin bir başarısı mıdır? Yani Barzani güçlerini Türkiye mi yenilgiye uğrattı? Bunda hadi referanduma kadar oldukça üsttenci ve horlayıcı, düşmanca bir üslup benimsendi. Bu üslubun medya aracılığıyla devam ettirilmesinin bir anlamı var mı? Son derece şüpheliyim. Yani neden sonuç olarak Kürtler Orta Doğu'da 40-50 milyonluk, 35-40 milyonluk her neyse tam rakamını bilmiyorum ama 4 ülkeye yayılmış önemli bir nüfus, önemli bir halk. Ve bu insanların duyguları var, bu insanların kendi psikolojileri var, hissiyatları var. Kaçtılar diye nara atarak adeta burunlarını sürtmeye devam etmek, bunun bir anlamı var mı? Gün olur, konjonktür değişir, bambaşka mevzilenmeler ortaya çıktığında bunun acısını çeker miyiz? Kimse bunun sorusunu soruyor mu? Son derece şüpheliyim. Bir tek şey hatırlatmak istiyorum. Haçlı Şabi. Bu son olaylara, son birkaç haftaya ve birkaç güne kadar Haçlı Şabi, Türkiye'deki hükümetin, iktidarın, merkezi çizginin, dış politika çizgisinin çok büyük şüpheyle baktığı ve adeta nefret ettiği bir güçtü. Amerika Birleşik Devletleri Musul ve Rakka üzerine yürüme planlarına Haçlı Şabi ve benzeri Şii milisleri dahil ettiğini açıkladığında veya bu ortaya çıktığında ben en üst düzey Türkiye yetkililerinin, sözcülerinin, temsilcilerinin çeşitli uluslararası forumlarda nasıl, bu olamaz, böyle bir hata nasıl yapılır, siz nasıl olur da Musul veya Rakka üzerine bunlar büyük, Rakka çok önemli bir Sünni nüfus yoğunluğu. Nasıl olur da bu Şii milislerle yürümeyi tasavvur edebilirsiniz? Siz neye çomak soktuğunuzun veya nasıl bir çatışmanın hazırlayıcısı rolü oynadığınızın farkında mısınız diye. Önemli ölçüde tabii neden Türkiye değil de Haçlı Şabi diye de sorgulayarak feryat ettiklerini biliyorum. Bu toplantıların bir kısmı Chatham House kurallarına göre cereyan ettiğinden bunları kimin söylediğini, kimlerin söylediğini açıkça telaffuz edecek durumda değilim. Kurallara aykırı ama içeriği aynen bu şekildeydi. Şimdi oradan buraya yani Haçlı Şabi mesela Türkiye için herhangi bir problem değilmiş. Haçlı Şabi üzerinden
Kuzey Irak'ta İran nüfuzunun bu kadar artıyor olması Türkiye için hiçbir problem değilmiş. Böyle bir İrani nüfuz artışı olayında İran'ın yanında gözüküyor olmak Türkiye için hiçbir problem değilmiş gibi bir tavır almak, ben bunun anlamını henüz çözemiyorum. En azından şimdi çözemiyorum. Bunun bana düşündürdüğü başka bir şey var. Türkiye dış politikasında, Türkiye'nin dış politika oluşturma ve ifade etme tarzında da geçen 2-3 haftayı düşündüğümde çok tuhaf geliyor bana bu Kuzey Irak konusundaki tavır değişikliği. Çünkü Barzani yönetimi, bir kere Barzani yönetimi defalarca konuştuk. Bölgede Türkiye'nin adamı denilecek kadar Türkiye'ye yakın bir yönetimdi. Bağımsızlık referandumu kararını ilan ettiler. Türkiye başlangıçta Cumhurbaşkanı'yla, Başbakanı'yla, diğer hükümet adamlarıyla nispeten yumuşak bir tavır aldı. Yanlış buluyoruz dedi. İşte vazgeçmelerini tavsiye ediyoruz dedi. Şunu dedi, bunu dedi. Ve Türkiye'nin bu yumuşak tavrı referandum öncesindeki haftalar boyunca aşağı yukarı bir hafta 10 gün kalıncaya kadar sürdü. Bir hafta kaldığı noktadan itibaren son derece ton değiştirerek, ses tonunun büyük bir değişimini içererek muazzam bir tırmanış ve sertleşme gösterdi. Kıyamet o zaman koptu. Bu kadar radikal bir ses tonu ve söylem değişikliği de bana Türk Dış Politikası'nın ve Dışişleri Bakanlığı'nın gelenekleri, usulleri, geçmişte dış politikanın yürütülüş tarzı açısından biraz tuhaf geliyor, biraz değişik geliyor. Buna bir mim koyalım. Şimdi, ikincisi, ABD ile vize krizi ve bunun bahanesini teşkil ettiğini söylediğim Metin Topuz olayı. Bir kere şunu söyleyeyim. Geçen programlarda da konuştuk. Türkiye ile ABD arasındaki soğukluk, arada açılan mesafe ve ilişkilerdeki bozulma gayet reel. Ve bu Metin Topuz olayından filan ötürü değil. Gerçekten değişen bir dünyada ABD yönetimlerinin yukarıdan üstenci, nobran, buyurgan bir tavrı var. Sadece Türkiye'ye karşı değil, pek çok ülkeye karşı. Ve Türkiye ile özel problem şu ki, Türkiye Orta Doğu'da. Yani Türkiye Kuzey Kutup Dairesi'nde veya Afrika'nın ücra bir köşesinde veya Güney Amerika'nın Pasifik kıyısında filan değil. Türkiye Orta Doğu'da ve Türkiye ile ABD arasında farklılaşan görüşler ve çıkarlar, farklılaşan politik tavırlar bu açıdan hakikaten iki tarafında sinir uçlarına çok fazla yakın. Temel zihniyet yapılarına ve sinir uçlarına çok fazla yakın. Ve dolayısıyla gerçekten bir pozisyon farklılaşması, görüş farklılaşması vesaire söz konusu. Ama bunun düşmanlığa dönüşmesi, bir düşmanlık söylemine dönüşmesi, bütün köprüleri atmaya yakın noktalara her iki tarafı getirmesi gerekli mi, yerinde mi? O ayrı bir konu. Ayrı bir konu ve çok önemli bir konu. Hani bir ülkeyle, bazı ülkelerle çok farklı görüş taşıyabilirsiniz ama illa her an ve her saniye kavgalı durumda olmak başka bir şey. İlişkilerin çok gerilmiş olması ve böyle neredeyse çat diye kopacak gibi insanda o hissi uyandıran bir noktaya gelmiş olması
Başka bir mesele. Kuzey Suriye, Rojava sorunu var. Kürtler sorunu var. Kürt milliyetçi örgütleri sorunu var. PYD kendisini ne derecede PKK'dan ayırabilir? PYD'ye verilen destek eninde sonunda PKK'ya kanalize olur mu, olmaz mı sorunu var. Türkiye kendisini Kuzey Suriye boyunca yerleşmiş bir PKK'nın kontrolündeki bir stratejik koridor veya kordon ile karşı karşıya bulursa bunun anlamı nedir sorunu var. Ve bu konuda defalarca konuştuk. Uzunca bir süredir ABD yönetimi, ABD ordusu Obama döneminden başlayarak tamamen Türkiye'ye aykırı bir çizgide PYD'yi silahlandırdılar, eğittiler, himaye ettiler, sübvanse ettiler, giderek büyüttüler ve Kuzey Suriye'de ve Suriye'de çok ciddi bir askeri güç haline getirdiler. Bir kısmı Türkiye'nin elinde olmayan silahlarla donatmakta da beis görmediler. Antre parantez, Rakka alındı. ABD güçleriyle PYD'nin kendisini dönüştürdüğü Suriye Demokratik Güçlerinin koalisyonuyla Rakka sonunda alındı, DAEŞ'ten temizlendi. Ve PYD güçlerinin ilk işlerinden biri artık teferruatına girmeyeyim, merkezi talimatla mı bir fraksiyon eylemiyle mi Abdullah Öcalan'ın posterlerini asmak oldu Rakka'ya. Ve şimdi bu yüzden kıyamet kopuyor. Ve ABD hiçbir, yani böyle hiçbir şekilde Öcalan'ı bir model olarak göstermek istemiyoruz, görmek istemiyoruz filan gibi laflar ediyor. Ama gerçek şu ki PYD Türkiye'nin en azından bu eylem ölçüsünde Türkiye'nin hep söylediği şeyi, yani aslında kendisinin PKK ile kopmaz bağlarının olduğu ve kendisini duygu ve düşünce bakımından PKK ile adeta bir bütün gibi gördüğünü bu eylemle bütün kamuoyuna açıklamış bulunuyor. Bunu da bu Kuzey Suriye meselesi yüzünden çıkan ve derinleşen görüş ve çıkar ayrılıklarının, farklılaşan mevzilenmenin artık gelip dayandığı en somut nokta olarak, bir gösterge olarak söylüyorum. Şimdi, bütün bunlar bir gerçek. Bir de, bütün bunların üzerine gelen, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nun İrtibat görevlisi Metin Topuz'un gözaltına alınması ve tutuklanması olayı var. Geçtiğimiz haftalarda bu konuda söylediklerim için, söylediğim bazı şeyler için özür dilemek durumundayım. Çünkü ben gerçekten o sırada medyaya yansıyanlara bakarak bu adamın gerçekten FETÖ'yle, FETÖ olarak FETÖ'yle, FETÖ'cü kimliklerini gizleyenlerle değil, herhalde FETÖ'cü olduğunu bildiği bir takım polisler, istihbarat görevlileri vesaireyle özel ilişkileri olduğunu ve onlara siyasi ideolojik gerekçelerle özel kolaylıklar gösterdiğini, ABD vizesi almalarını, ABD'ye seyahat etmelerini, bir yığın başka kolaylığı sağladığını sanmıştım, düşünmüştüm. Kamuoyuna yansıyan, medyaya yansıyan bu bilgileri büyük ölçüde, hani İngilizce'de at face value denir, olduğu gibi, lafız olarak olduğu şekilde kabullenmiştim. Şimdi açıkçası yani bunu biraz düzeltmek durumundayım. Çünkü geçtiğimiz hafta içinde şunlar ortaya çıktı. Bir, Metin Topuz'un
bütün bu ilişkileri konusunda hiçbir şeyi gizlemeksizin son derece ayrıntılı ifadeler verdiği ve ki en önemlisi bütün bu irtibatlarının aslında yıllardır Türk yetkili makamları tarafından bilindiği, çünkü bütün bunların çok önemli her iki tarafında bildiği bir çerçevesi olduğu ortaya çıktı. Bu da uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele meselesi. Yani Metin Topuz'un kendisinin anlattıkları ve eldeki bütün diğer veriler ve bilgilerle cross-checking yoluyla da doğrulanan şey şu. Metin Topuz yıllar boyu ABD elçiliği ve konsolosluğu bünyesinde daimi bir çekirdek olan ve ayrıca Amerika'dan da bu amaçla gelip giden uyuşturucuyla mücadele polisleriyle Türk polisi arasında irtibat kurmuş. İyi de onun Amerikan konsolosluğundaki statüsü ve çalıştığı bölümün ne olduğu konusunda bu anlamda bir tereddüt yoktu zaten yani. Hayır, ama irtibatları vardı. Konusunda soruşturuluyor. İrtibatları soruşturuluyor ama ben de onu söylemeye çalışıyorum. Adam anlatıyor ki ve bütün diğer verilerle de doğrulanıyor ki bu irtibatların hiçbir gizli kapaklı yolu tarafı yok. Yani Sandoval veya başka yüksek FBI polis görevlileri Türkiye'ye son derece ne yaptıkları bilinerek gelip gidiyor. Yani bundan bütün Türk makamlarının da haberi var. Bu kişilerle poliste çalışan Türk polisindeki komiserlerin, görevlilerin her neyse irtibatını kuruyor Metin Topuz. Ve bütün bunların bir çerçevesi var. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele. Yani bunların FETÖ'cülere aracılık etme diye yorumlanması artık çok derece zor bir hale geliyor. Daha önemli bir mesele var. Şu ana kadar basına yansıyanlar ve telefonundan çıkanlar Metin Topuz'un doğruysa eğer diye söylüyorum. Son irtibat tarihi 2013. Bu şüpheli irtibatlar bağlamında gündeme gelen son bağlantının 2013 olduğu, yani çünkü şeyde yazılıp çiziliyor ya, darbe hazırlığının bir parçasıydı bütün bunlar. Bir şekilde bu faaliyet 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden 3 yıl önce bir noktada sona eriyor sonuç olarak. Şimdi tekrar edeyim. Ne dedim? Bütün bu bilgiler doğruysa dedim. Ama doğruysa o zaman şöyle bir ihtimal beliriyor. Hani ben görüyorum gazetelerde, şimdi Metin Topuz'un kendisi FETÖ'cü sıfatıyla taltif edildi. FETÖ'cü Metin Topuz diye yazılıp çiziliyor çeşitli yerlerde. Bundan da çok şüpheliyim. Bu adamın FETÖ'cü olduğundan da şüpheliyim. Fakat sonuç olarak şöyle bir ihtimal beliriyor. Bu bir ciddi olarak bir yanlış teşhis, yanlış gözaltı ve yanlış tutuklama olabilir. Acaba. Dediğim gibi yani bilmiyorum. Şöyle bir durum var. O az önce bahsettiğiniz şeyler, dediğim gibi onun görev tanımıyla ilgili durumlar hakikaten. Yani resmiyete görev tanımıyla ilgili durumlar. Soruşturulan şey zaten bu irtibatları. İki hafta evvel bu olay patladığında biz zaten yayına hazırlanma aşamasındaydık. Evet. Ve bunun bir krize dönüşmesi ve verilen reaksiyonlar da konuyu tartışmalı hale getiren şeylerden de. Tabii. O sonuç tabii. olarak ortadan kalkmış değil. Üstelik tabii. telefonla ilgili yine talepleri, yani konunun... Ama telefonla ilgili talepleri, onda bir tuhaflık yok mu Zeynep Hanım? Çünkü fiziksel araç olarak, fiziksel cisim olarak telefon neye yarar? Yani neden talep ediyor olabilirler? Konsolosluğumuzun mülkü geri verin diyor. Ha, bir telefon yani. Ama yani şöyle bir ihtimal var mı? Yani Türk polisinin, Türk istihbaratının, savcılığın o telefonun içindeki bütün bilgileri zaten kopyalamamış olması, incelemeye almamış olması,
çözüyor veya çözecek olmaması diye bir ihtimal var mı? Yani cep telefonu, benimkisi yanımda mı bir bakayım. Cihaz olarak şu nesne neye yarar? Geri alsanız neye yarar? Yani ABD'nin telefon cihazını geri istemesinden, telefonun içindeki gizli bilgileri kurtarmaya çalışıyorlar sonucu çıkarılabilir mi? Bu girişime ne gerek var noktasındayım. Münasebetsiz. En hafif deyimiyle münasebetsiz. Bence vizenin askıya alınması tamamen münasebetsiz bir olay. Ve zaten bu yaygın olarak, ki ben de o kanaatteyim, ben bunun Trump yönetiminin bir kararı veya politikası olduğu kanısında değilim. İlk andan itibaren ben konuştuk. Söyledim. Ben bunun ABD'nin daimi derin devlet establishment'ının, kurulu düzeninin, işte Pentagon, CIA, FBI, Dışişleri Bakanlığı, State Department daimi bürokrasisi, onların işi veya onların bir parçası olarak Büyükelçi John Bass'in bir işi olduğu kanısındayım. Nitekim geçen hafta çok az değindik ama şimdi Trump yönetiminin içinden bu konuda daha bir hafta önce çok şiddetli bir çıkış, çok şiddetli bir protesto da gelmiş bulunuyor. Donald Trump'ın AB nezdinde daimi temsilciliğe atamayı düşündüğü söylenen Ted Mellock çok sert bir çıkış yapmış bu konuda. Tamamen John Bass'i suçlamış durumda. Çok ciddi olarak suçluyor ve Türkiye ile ilişkileri bozmaya çalışmakla suçluyor. Madalyonun diğer yüzünde de bunlar var. Yani evet, bir taraftan mesela Amerika ile Türkiye arasında cereyan ediyor ama aslında iki Amerika arasında cereyan eden bir tartışmanın yansımaları, uzantıları veya... İki Amerika ve belki de iki Türkiye arasında. İki Amerika ihtimalinden söz ederken, ki gerçek, iki Türkiye ihtimalinde dışlamayalım. Çünkü birazdan diğer bazı olaylarla da birleştirmeye çalışarak, hepsini bir bütün olarak düşünerek soracağım gibi, benim açıkçası şöyle bir kuşkum ve şöyle bir meselem var. Bütün bunları kim yapıyor? Yani bazı şeyleri Türkiye içinde kim yapıyor? Bunları yapan veya bunların nihai siyasi kararını veren gerçekten AK Parti iktidarı mıdır? Yoksa bu sorunlar bir şekilde yaratılıyor ve ondan sonra AK Parti iktidarı ve hükümetinin kucağına mı bırakılıyor? Buyurun, size nur topu gibi yeni doğmuş bir kriz dercesine, benim bu konuda ciddi şüphelerim var artık. Zaten onu dile getirmeye çalışıyorum. Yani onun argümanını, ona dair şüphelerimi, ona dair soru işaretlerimi bir şekilde ortaya koymaya çalışıyorum. Çünkü ben burada bütün bunları bir bütün olarak düşündüğümde böyle çok fazla AK Parti hükümeti ve iktidarı, çok fazla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel liderliğinin izlerini taşıdıkları, böyle bir arka plandan kaynaklandıkları gibi bir kanaatim oluşmuyor. Tersine düşündükçe zayıflıyor. Ama bunu izin verirseniz açmaya çalışayım. Biraz daha açmaya çalışayım. Şimdi bu benim için bu noktada telefonuyla, telefonsuzluğuyla, şusuyla, busuyla, arka planıyla, daha derin sorunlarıyla, John Bass'in nasıl büyüttüğü ve şirazesinden çıkardığıyla. Ilerleyen dakikalarda devam ettirelim ama John Bass meselesi de hakikaten önemli. Yani girişimleri ayrı olaydı, gidişi ayrı olay oldu. Temas kurmak konusunda kimse gönüllü değildi. Aksine o olağan nezaket ziyaretleri karşılıklı olarak yapılmadı. John Bass bu konuda
kırık, buruk ve istenmeyen pozisyonunda neredeyse Türkiye'ye veda etti gitti. Üstelik öyle bir veda konuşması ile karşı karşıya kaldık ki işte birlikteliğimiz sayesinde DAEŞ eylem yapmıyor vesaire vesaire, bunun gibi şeyler söyledi. Tabii öyle uç ve öyle krizi dönemlerden geçiyoruz ki belki normal şartlarda çok daha büyük ses getirmesi gereken şeyler bir biçimde o sorunlar paketinin içinde bir küme i̇şte, olarak kalmış işte benim, oldu. İşte benim de problemlerimden bir tanesi bu. Bu kadar krizli bir dönemden geçerken özel olarak bazı şeyleri yapmaya gerek var mı? Bunu kendi kendime soruyorum bir. İkincisi, madem John Bass'lerin varlığı bir veri, ki John Bass kuşkusuz ki tek kişi değildir, demin de söyledim, bütün bir Amerikan establishment'ının bir parçası. Madem ki bu dozajda bir Türkiye kuşatması da bir veri, acaba bu kuşatma koşullarında nasıl davranmak lazım? Türkiye için iyi ve akıllı savunma nasıl bir stratejidir? Bir de bu açıdan düşünüyorum ve her iki açıdan düşündüğümde kafamdaki soru işaretleri yerli yerinde duruyor. Şöyle bir şey değil yani. Ben Türkiye'nin Metin Topuz'u gözaltına almasının, yani şunu konuşmuyorum. Bu vize krizini kim başlattı? Kim haklı, kim haksız? Onu konuşmuyorum. Değişik bir açıdan bakıyorum. Farklı bir açıdan bakıyorum. Türkiye ile Amerika arasındaki bütünsel durum düşünüldüğünde bunun acaba yeri ve zamanı mıydı? Bunu, bu adımı kim attı? Bu adımı sonra birisi küt diye AK Parti'nin kucağına mı bıraktı acaba? Onlar da işin içinden çıkamadılar ve geri adım atamadılar mı? Neden bu kadar çabuk bir şekilde John Bass buna reaksiyon gösterdi, vize başvurularını askıya alarak? Bütün bu sorular ve bütün bunların, haklılıktan bahsetmiyorum, iyi strateji olup olmadığı meselesi benim kafamda duruyor. Şimdi üçüncü olay, geçtiğimiz hafta çok konuşulan Osman Kavala olayı. Osman Kavala'nın gözaltına alınması, dediğim gibi yarın ya serbest bırakılacak ya tutuklanacak. Osman Kavala olayı ve bu olayın medya tarafından özellikle işleniş tarzı. Kaçırdım mı bilmiyorum ama Osman Kavala hakkında hükümet sözcülerinin böyle çok fazla bir demeç verdikleri, büyük patırtı kopardıkları gibi bir izlenime sahip değilim. Ben kaçırmış olabilirim. Ben medyayı çok iyi izleyen, her zaman iyi izleyen bir insan değilim. Ama Osman Kavala gözaltına alındığından beri medyada daha önce de örneklerini gördüğümüz bir yargısız infaz tavrı sürüyor. Şöyle bir genel ifade var: darbe ve teröre destek isnadı. Buradan hareketle hakkında Kızıl Soros deniyor. George Soros'la bir benzetme yapılarak Türkiye'nin Kızıl Soros'u deniyor. Sosyal medyada çok daha ağır ve küfürlü ifadeler kullanılıyor hakkında. Ve sanki böyle Türkiye aleyhine dış mihraklarla el ele faaliyette bulunduğu, bunun bir suç teşkil ettiği, suç ağlarının şebekelerinin içinde olduğu vesaire şeklinde bir hava yaratıldı geçtiğimiz hafta içinde. Daha
soruşturma tamamen gizli ve yani savcıların ne sorduklarını, neyi araştırdıklarını filan hiç bilmeden şöyle bir şey de yapmıyor medya. Bu arada hocam, geri durayım ara biraz. Gerekiyor. Peki. Yani biraz geri durayım. Biraz hüküm vermeyeyim. Biraz haber ve bilgi bekleyeyim demiyor medyanın bir bölümü. Şunu söylememe izin verin. Böyle bir adım atıldıysa mutlaka suçludur. Ve son tahlilde hükümetin yetki alanında olan bu yaptırımın gerekliliği ve haklılığını şimdiden ispatlamak gerekir. Bir ara verelim. Aradan sonra devam edeceğiz aradan sayın seyirciler. Aradan sonra devam edelim. Kısa bir aranın ardından devam ediyoruz sayın seyirciler. Evet hocam. Evet. Kaldığım yerden devam ediyorum. Dön. Şimdi burada mesele Osman Kavala'nın muhalif bir konumda olduğu, muhalif bir aydın iş adamı kimliğine bir solda yer alan bir insan hakları aktivisti ve destekçisi kimliğine sahip olduğu sır değil. Bu bir siyasi duruş, bir siyasi pozisyon ve bunun, bu siyasi duruşun hukukla, hukuktaki suç kavramıyla bu kadarıyla hiçbir ilgisi yok. Fakat önceki olaylarda, önceki bazı olaylarda da gördüğümüz bir gelişme var. En belirgin örneği bu Büyükada insan hakları aktivistleri olayı, toplantılarının basılması, gözaltına alınmaları, tutuklanmaları vesaire. İddianameyi okudunuz mu? Bir kere günlerce ve haftalarca gene medya Türkiye haritası, Türkiye haritası üzerinden terör eylemlerinin planlanması, Türkiye haritası üzerinden paylaşma planları, casusluk, terör örgütüyle ilişki bilme akla hayale gelebilecek en canhıraş suç isnatlarıyla şunu yapıyorlarmış, bunu yapıyorlarmış, gördünüz mü ne kadar korkunç, gördünüz mü ne kadar vahşi, felaket filan şeyleriyle çalkalandı. Sonra bütün bunlar duruldu. Ortada şimdi bir iddianame var. Ve daha önceki haftalarda yazılıp çizilen şeylerin, özellikle mesela casusluk suçlamasının ya da hükümete karşı bir kalkışmayı planlıyor, kitle hareketini planlıyor olmanın vesaire filan iddianameyle hiçbir ilgisi yok. İddianamede yeri yok. İddianamede çok dolaylı çıkarsamalarla terör örgütlerine, terör örgütlerinin de hangisi olduğu kesinlikle belli değil, dolaylı destek ve yardım karinesi gibi bir şey var iddianamede. Çok çok dolaylı çıkarsamalar ve vallahi şahsen ben ortada hiçbir somut delil ve isnat görmüyorum. Bakalım mahkemede ne olacak. Ama burada dikkat çekmek istediğim şey şu. Önce polis bir adım atıyor. Arkasından sıra yargıya geliyor, savcılara geliyor. Bu arada medyanın bazı kesimleri muazzam bir kıyamet kopartıyor, bir kamuoyu oluşturuyor. Bunların mutlak surette suçlu oldukları ve çok derin suçlar içinde oldukları yolunda bir kamuoyu oluşturuyor. Öyle bir kamuoyu dalgası oluşturuyor ki zıddını söylemek, karşıtını söylemek çok zor hale geliyor. Ondan sonra ortalık biraz yatışmaya yüz tutuyor. Tutuklananlar tutuklu kalıyorlar. Bir iddianame hazırlanıyor. Bir dava başlayacak, sürecek. Cumhuriyet iddianamesinde de görüyoruz. Bir an geliyor,
teker teker salıverilmeye başlıyorlar. Bir duruşmada 3 tanesi, bir duruşmada 5 tanesi, bir duruşmada 1 tanesi. Böyle davaların şöyle bir özelliği göze çarpmaya başlıyor. Zaman içinde sönmeye yüz tutuyorlar. Ama bu arada olan olmuş oluyor. Bazı şeyler oluyor bu arada. Bir, bazı insanlar sonuç olarak aylarca, belki birkaç yıl hapis yatıyorlar. İki, onların muhalif konumlarından ötürü suçlu olduklarına dair bir karine yerleşme eğilimi gösteriyor. Yani siyasetle hukuk arasında bu en temel problem. Temel problem bu olmuş oluyor. Evet, sonra, temel problem bu olmuş bu sefer oluyor. Eleştirilebilir olma özellikleri ortadan kalkacak gibi oluyor. Çünkü aslında ileri isnatlarla, aşırı isnatlarla bütün her şey temize çekilir gibi bir pozisyona geliyor. Halbuki üzerine konuşup eleştirilecek pek çok şey dile getirilebilir. Muhalif olmanın ötesine geçen durumlardan, tutumlardan, sözlerden pek çok kınanacak şey ortaya konulabilecekken siyasetin alanı daralıyor. Öyle veya böyle siyasetin alanı daralıyor. Siyasetin yerini hukuk almaya başlıyor. Suç isnatları almaya başlıyor. Ve siyaset öyle veya böyle, o yönde veya böyle, bu yönde bir siyasi tartışma yapmak giderek zorlaşıyor. Sonuç olarak olan Türkiye'nin siyaset sahnesine oluyor. Bunun üzerine dış tepkiler biniyor. Dış tepkilerde görüyor musunuz? İşte şu şöyle 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 şu şekillerde işte gazeteciler tutuklanıyor, insan hakları aktivistleri tutuklanıyor. Türkiye'de demokratik haklar kısıtlanıyor diye bir sonuçta Türkiye etrafındaki dış kuşatmanın giderek daralması ve sertleşmesi ya da şöyle söyleyeyim, Türkiye'ye yönelik ön yargıların gitgide katılaşması ve sertleşmesi oluyor. Dışarıda herhangi bir konferans için, bir bilimsel toplantı için, bir sempozyum için, şu veya bu şekilde dışarıya gittiğinizde, yurt dışına çıktığınızda, Türkiye hakkında rasyonel bir tartışma sürdürmek giderek zorlaşıyor. Öyle bir kanaatler zinciri, kanaatler duvarı oluşmuş durumda ki hocam, onları size %100 doğru olarak dile getiriyorlar. Öyle bir soru soruyorlar ki mesela Can Dündar'ın kitabı da harika değil mi diye bir soruyla karşılaşabiliyorsunuz. Benim yüzüm asılıyor. Herhalde beden dilim filan değişiyor. Muhatabım fark ediyor. Ne o, böyle düşünmüyorsunuz galiba, bir problem mi var diyor. Evet, ciddi bir problem var diyorum. Ondan sonra çünkü benim kanımca Can Dündar gerçekten işte 15 Temmuz'un kamuoyunun hazırlanmasının içinde bir kişiydi. Ve Türkiye hakkında bütün yazdıklarının da manipülatif olduğu ve Türkiye'ye karşı bir düşmanlık çemberi oluşturma amaçlı olduğunu söylüyorum diyor. Ha öyle mi, çok ilginç filan diyor muhatabınız. Ama oluşmuş olan inancı o kadar güçlü ki şimdi mesela oradan başka bir şeye geçerek konuşmaya devam etmek mümkün olmuyor. Şimdi bunu başlı başına bir Can Dündar tartışması açmak için değil. Anlıyorum. Bir örnek olarak veriyorum. Bir mesele, kendi başına bir mesele. Türkiye, bizim Türkiye'yi içten nasıl gördüğümüz bir mesele. Türkiye'nin dışarıdan nasıl görüldüğü ve dışarıdan nasıl görüldüğünü idrak edebiliyor muyuz? O ayrı bir mesele. Ve şunu söyleyeyim, buradan şu noktaya gelmeye çalışıyorum. Bu saydığım olaylardan hemen hepsi adım adım bir böyle silsile içinde birbirini izleyen olaylar olarak Türkiye'nin durumunu, dünya nezdindeki, dış dünya nezdindeki durumunu giderek adım adım
kötüleştiriyor. Buna bu dönelim. Bir gerçek. Bu şöyle, hiçbir şekilde Türkiye uzun zamandır farklı yansıtılmaya çalışılmak istense de zaman zaman iniş çıkışlarımızı ve zikzaklarımızı biliyor olmamızla birlikte Türkiye'nin kendi meselelerini ve kendisini konuşabilme cesaretini farklı konular üzerinden tecrübe ettik. Şimdi yani demokratikleşme süreci içinde Türkiye kendi geçmişiyle yüzleşebilmek gibi cesur adımlar attı, kararlılıklar gösterdi. Ama zor olan insanın kendi günüyle, gündemiyle de yüzleşebilmesi. Dolayısıyla şu anki pozisyona ilişkin gerek medyaya yönelik, gerek bürokrasiye yönelik, devletin attığı adımlara veya hükümetin attığı adımlara yönelik kritiklerimiz çok anlamlı. Ve önemli, yani hayati önemli hakikaten. Bunların hiçbirini göz ardı etmeden, hatta kenarda tutarak tekrar dönelim. Bir taraftan hakikaten merakımı yenmek için de soruyorum. Şimdi örneği verdiniz, dediğim gibi Can Dündar meselesini ayrıca uzun boylu bir tartışma konusuna çevirmek için sormuyorum ama böyle isimler üzerinden gelinip size soru sorulduğunda referans olarak bu isimler alındığında, hani biz bazen kendi gazete okurumuzu, gündemi takip eden insanımızı kritik ederken, kendimizi de kritik ederken şöyle bir şey söyleriz. Bugün gazete niçin alınır, okunur? Yani gazetenin rolü ve görevinin dışında gazete okuyucusu bir şeyi öğrenmek için mi alır, yoksa sahip olduğu kanaati kuvvetlendirmek için mi okur? Niçin okur gazeteyi, televizyonu, medyayı? Niçin takip eder insanlar? Bence maalesef ikincisi. Ben insanların Türkiye'de medya bir şekilde benim kanımca 1980'ler sonrasında, peki 1980'ler dolayında medyanın büyük bir değişime uğradığını düşünüyorum. Benim hayatımın uzun yılları boyunca şu var, tarafsız gazete diye bir şey yoktu. Yoktu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın duran gazeteler vardı. Bir dönem Demokrat Parti'ye, daha sonra Adalet Partisi'ne veya başka siyasi partilere yakın duran gazeteler vardı ve bunlar bilinirdi. Mesela Ulus yıllar yılı. Ulus ve Cumhuriyet. Ulus, CHP'nin resmi organıydı. Cumhuriyet gazetesi, keza CHP'ye yakındı. Buna karşılık mesela Zafer, doğrudan doğruya 1950'lerde Demokrat Parti'nin yayın organıydı. Ve keza Demokrat Parti'ye yakın duran başka gazeteler vardı. Ama belirli bir anlamda Babali'de opinyon gazetesi tabiri kullanılırdı. Yani bir fikre, bir opinyona, bir ideolojiye tamamen angaja gazete. Ve özellikle o fikrin, o pozisyonun propagandasını yapmak için çıkan gazete. Bu anlamda sert opinyon gazetesi yoktu. Madalyonun diğer yüzünde gazeteler bütün bu deklare tarafgirlikleriyle birlikte bugünkünden çok daha fazla haber kaynağıydı. Köşe yazarları o kadar farklı, fazla değildi. Gazeteler muazzam birer köşe yazarları albümü gibi çıkmıyordu. Baş yazar olurdu. Bir iki tane köşe yazarı olurdu. Ha ne bileyim, Cumhuriyet Gazetesi'nde İlhan Selçuk, Akşam'da Çetin Altan gibi bir iki tane ağır top köşe yazarı olurdu. Ama her sayfada bir tane köşe yazarı, hatta her sayfada iki tane köşe yazarı olmazdı. Dahası haber yoluyla editoryal yazılmaya kalkılmazdı. Bir kere haberin 5N1K unsuruna
çok daha fazla özen gösterilirdi. İsmet İnönü bir yerde mi konuşmuş? Adnan Menderes başka bir yerde mi konuşmuş? En azından nerede konuştuğunu, saat kaçta konuştuğunu, hangi okazyonda konuştuğunu vesaire öğrenebilirdiniz haberden. Haberler ikinci baş makale, üçüncü baş makale, dördüncü baş makale gibi kaleme alınmazdı. Haber haberdi, köşe yazıları farklıydı. Haber yoluyla editorializing yapmaya, haber diye aslında kanaat yazısı sunmaya kalkılmazdı. Ya da en azından şöyle diyeyim, bu çok daha düşük düzeydeydi. Dolayısıyla hele televizyonun olmadığı ve sadece radyonun olduğu bir ülkede, üstelik bu faktörü de unutmayalım, gazetelere haber açısından, bilgi açısından, hani şunu bilirdiniz belki, bu gazete işte CHP yanlısıdır veya Demokrat Parti yanlısıdır veya Adalet Partisi yanlısıdır falan. Haberi okuyayım ama haberin satır aralarını da ona göre okuyayım diye bilirdiniz. Elbette eminim o zaman da birçok insan gazeteleri kendi pozisyonu ve kimliğinin teyidini bulmak için adeta tribünden takım tutarcasına kendisiyle aynı frekansta bir şeyi okumak için okurdu. Ama doğrudan doğruya haber okumak için gazete alanda bir yan insan vardı. Tamam. Ve üstelik bu insanlar bakın 2-3 tane gazete alırlardı. Evet. Okam'tan bir tane alırdı, Okam'tan bir tane alırdı. Cumhuriyet alırdı. Adalet Partisi yanlısı bir gazete alırdı. Bir de Hürriyet alırdı mesela. Veya Cumhuriyet alırdı, Milliyet alırdı, bir başka şey alırdı. Merkezde durduğu düşünülen, o kadar partizan olmadığı düşünülen gazeteler de vardı. Mesela Hürriyet ve Milliyet gibi partisel anlamda partili siyasetin merkezinde yer aldı. Abdi İpekçi'nin Milliyeti, rahmetli Abdi İpekçi'nin Milliyeti böyle bir gazeteydi. Onların daha bir saygınlığı olurdu ve haberlerinin daha bir güvenilirliği olurdu. Şimdi kanaatimi söyleyeyim size, basın hakkındaki kanaatimi söyleyeyim. Bir kere gazeteciliğin elifbası kalmamış durumda. Çok büyük ölçüde. Bunu nispeten sürdüren bazı gazeteler var ama pek çok gazete sadece ve sadece opinyon gazetesi veya bülten niteliği kazanmış durumda. Bir görüşün, bir tarafın, hükümet veya iktidar tarafının bülteni niteliğini kazanmış durumda. Veya karşı da aynı şekilde. Ve söyledim işte tabii, ikisi de aynı şekilde. İktidar, aynı. İktidar veya muhalefet olarak böyle. Ve insanlar sağlıklı haber almak için filan okumuyorlar bence. Olayların ayrıntılarını öğrenmek için okumuyorlar. Zaten öyle bir gazetecilik de kalmadı. Öyle bir şey yok. Yani derin arka plan veren, bilgilendirmeye aşağı yönelik yukarı filan bir yayın yok. Slogandan başka bir şey yok ortada. Çok güzel. Aşağı yukarı bu cevabı vereceğinizi tahmin ediyordum ama şimdi dediğim gibi gazete okuru niçin alır sorusunu kendi kanaatini olgunlaştırmak, pekiştirmek için mi yoksa yeni bir şey anlamak, öğrenmek için mi diye sordum. Bu çoğalarak böyle, bugüne böyle geldi dediniz. 80'lerden itibaren bir değişim, bir yerlerde dönüşüm, bir değişim oldu. Siz böyle anlatınca yeni bir şey değil. Yani 28 Şubat dönemlerini hatırlıyorum. Yani o haberin içine giren editoryal müdahalenin nasıl bir şeye dönüştüğünü, önceki 10 yıllarda ortada merkezde varsayılan gazetelerin de parti siyaseti değil ama nasıl bir pozisyon olarak o editoryal faaliyetle kanaat oluşturduklarını, buna yönelik çalıştıklarını hatırlıyorum. Şuraya geleceğim bir taraftan. Şimdi tekrar bunun bir öncesine dönelim. Okumak için Türkiye'den sadece Can Dündar'ı seçen insanın maksadı Türkiye'de olup bitenleri anlamak mıdır? Yoksa
kanaatini, oluşmuş kanaatini nereden oluşmuşsa kuvvetlendirmek midir? Hakikaten yani bir çıkış yolu arayarak da bunu soruyorum. Okumak için sadece Can Dündar'ı seçtiğini söylemek zor. Bunu biraz şöyle, bir kere biraz düzeltmeme izin verin. Sonuç olarak Can Dündar Almanya'ya kaçtı ve sığındı. Yazdığı kitap Almanca'ya çevrildi, Almanca olarak yayınlandı. Ve bu sözünü ettiğim kişi de bu kitabı Almanca olarak okumuş bulunuyor. Almanca veya İngilizce veya Fransızca. Şöyle bir şey söz konusu değil. Türkiye hakkında 365 tane yayın var da bunların içinden birisi gidip bir tane Can Dündar'ı seçiyor değil. Bu Türkiye'nin karşı karşıya olduğu başka bir sorun. Türkiye hakkında bir boşluk, Türkiye hakkında topu topu herhalde 5 tane kitap var ve bir tanesi Can Dündar'ın. Diğerleri de farklı değil. Diğerleri de Türkiye'ye karşı Kendine alan bulmasıyla ilgili değil mi aynı zamanda hocam? Yani Can Dündar'ın Almanya'daki tabii, karşılanış biçimini biliyoruz sonuç olarak. Yani çok belirleyici bir prototip olması bakımından söylüyorum. Ama neyi tartışıyoruz? Yani elbette ki Can Dündar'ın karşılanış tarzı Türkiye'deki 15 Temmuz darbesini dahi şüpheyle karşılayan, burun kıvıran, acaba mı diyen, demokrasiye amansız bir müdahale olarak daha başından beri mahkum etmeyen, en hafif deyimiyle tereddütlü, ikircikli ya da hatta keşke başarıya ulaşsaydıya kadar uzanan bir tavırlar yelpazesinin bir parçası olarak onun içine yerleşiyor Can Dündar. Şu veya bu onun içine yerleşiyor. Sözünü edebileceğim diğer kitaplar. Ama yani bu elde var bir, ama bir yandan bütün bu literatüre ve söyleme, ki gazeteler de bunun taşıyıcısı, televizyonlar da bunun taşıyıcısı vesaire. Neden bunun bu kadar kesif bir şekilde oluştuğu ve neden bu kadar çok insanın buna inanır hale geldiği de başlı başına bir mesele. Ve bu yani o kadar otomatik bir veri değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Buraya nereden geldik? Türkiye etrafındaki giderek Türkiye'nin Batı dünyasıyla, Avrupa ile, Amerika ile arasının açılıyor olmasından ve böyle bir Türkiye hakkında olabilecek şeylerin hep en kötüsüne inanmaya hazır bir Batı kamuoyunun oluşuyor olmasından geldik. Ben Can Dündar'ı bunun örneği olarak verdim. Şimdi esas şey etmeye çalıştığım, anlatmaya çalıştığım şey şuydu. Kerkük. İnsanın Büyükada İnsan Hakları aktivistleri. Cumhuriyet Gazetesi davası, iddianamesi vesaire. Metin Topuz, ABD ile kriz. Osman Kavala. Osman Kavala münasebetiyle medyaya da yaygınlaşan söylem. Bir kere bir şeyi ihmal ettim. O söylem meselesini biraz açmak istiyorum. Şimdi bu da benim şüphelerimin ve soru işaretlerimin bir parçası. Bu Soros olayı, Kızıl Soros, Soros'un
böyle ayrıca açıklanmaya ihtiyaç göstermeyen bir kötülük ve düşmanlık odağı kabul edilmesi vesaire. Bunlar AK Parti'nin söylemleri değil aslında. Bunlar, bu iddialar, bu görüşler AK Parti döneminde oluşmadı. Bu konuşma tarzı, bu kötüleme tarzı. 2002'den bu yana bunlar AK Parti döneminde oluşmadı. Ve bunlar, bunların esas sahibi ya da esas mirasçısı AK Parti değil ve olmadı bugüne kadar. Ben özellikle bu ideolojik dalgalanmaları, Türkiye'nin yakın tarihindeki ideolojik gelgitleri yakından izlemeye çalışan bir insanım. Bu söylemler ilginç bir şekilde 1990'ların söylemleri, 2000'lerin veya 2002'den bu yana olan dönemin söylemleri değil. Bunlar 1990'ların söylemleri ve bunlar Kemalist, devletçi, ulusalcı kesime ait. Bu söylemlerin esas mimarı ve sahibi onlar aslında. Şöyle bir olay gerçekleşti Türkiye'de. ...1980'ler ve 90'lar... Türkiye'de tabii askeri bürokratik vesayet rejimi altında geçen dönemlerdi. 1989-90'da Sovyetler Birliği çöktü. Doğu Avrupa'daki bütün komünist rejimler peş peşe yıkıldı. Ve onların yıkılışı süresinde daha sürecinde hepsi yıkılmadan Doğu Avrupa'da demokrasi rüzgarları esmeye başladı. Ve ilk ağızda bu komünist tek parti rejimlerinin yerine kurulan ve o kadar da demokratik olmayan başka rejimler, ara rejimler diyelim. Gene bu demokrasi rüzgarının hedefleri haline geldi. Türkiye'deki Atatürkçü askeri bürokratik vesayet rejimi bu cereyandan çok büyük korkuya kapıldı. Çünkü kendi Kemalist otoritarizmini bir şekilde komünist otoritarizmin muadili olarak görüyordu ve aslında aradaki tarihi akrabalığın da son derece farkındaydı. Çünkü bunlar son tahlilde otoriter modernizasyon projeleriydi. Otoriter modernizasyon ve sosyal mühendislik projeleriydi. Bazıları bir Marksist-Leninist, komünist ideolojik şemsiye altında o ideolojik etiketle ve dolayısıyla daha radikal biçimde gerçekleşmişlerdi. Türkiye'deki Kemalizm veya Atatürkçülük de aynı otoriter modernizasyonun tepeden inmeci, yetişmeci modernizasyon hamlesinin bir başka varyantıydı. Bütün bu rejimler aynı zamanda son derece milliyetçiydiler ve kendi hesap vermezlikleri ile milliyetçiliği ayakta tutabilmek arasında çok ciddi bir sebep-sonuç, bir bağlantı, bir zorunluluk ilişkisi görüyorlardı. Soros Türkiye'de bu koşullarda şeytanlaştırıldı. 1990'larda şeytanlaştırıldı. 2000'lerde veya 2010 sonrasında değil. Soros çeşitli ülkelerde insan hakları vakıflarını destekliyordu. Demokratik sivil toplum örgütlerine destek sağlıyordu.
Budapeşte de Orta Avrupa Üniversitesi'ni, Central European University'yi kurmuştu. Bu o zamana kadar dış dünyaya açılma sıkıntısı çeken Doğu Avrupa'nın, Ukrayna'nın, Belarus'un, Polonya'nın, Rusya'nın bütün gençlerine bir dünyaya açılma penceresi sunuyordu vesaire. Ve dolayısıyla Türkiye'de Soros'un adı yıkıcı bir Yahudi olarak şeytanlaştırıldı bu koşullarda. Gittiği her yerde, desteklediği her yerde bir demokrasi hareketi doğuyor. Bir halk ayaklanması doğuyor, kitle gösterileri baş gösteriyor. Bize de sirayet eder mi diye. Öyle ki o dönemde ve sonrasında 2000'ler boyunca da bu kesimlerden, AK Parti'den değil, askeri bürokratik vesayet rejimine veya Türkiye'deki milliyetçi, devletçi resmi ideolojinin çeşitli tabularına ses çıkartan herkes Sorosçu olarak damgalanmaya başladı. Bendeniz. Bendeniz ve Sabancı Üniversitesi'ndeki ya da Bilgi Üniversitesi'ndeki ya da Boğaziçi Üniversitesi'ndeki pek çok arkadaşım. Biliyorsunuz ben 2000 ayından itibaren 1915'te Osmanlı Ermenilerine ne olduğu ne bittiği konusunda Türkiye'de o zamana kadar var olan resmi ideolojiye tamamen aykırı ve ters bir tarihçi pozisyonunu belirledim. Bunlar tarihsel gerçekler değildir. Bunlar şunlardır tarihsel gerçekler dedim. Başlı başına bu tartışmaya girip kalmak istemiyorum. Ama Türkiye'de var olan resmi ideolojiye karşı bir tavır aldım. Ve saniyesinde adım Sorosçu'ya çıktı. Yani en ufak bir ilişkim olmadığı halde saniyesinde adım Sorosçu'ya çıktı. Adım Sorosçu çocuğuna çıktı. Tırnak içinde Sorosçu çocuğu. Şimdi bunun nasıl bir formülasyon olduğu, neyi çağrıştırdığı, bunu diyenlerin ne demek istediği son derece açık. 2005'te bir öğretim üyeleri, akademikler grubu olarak Osmanlı Ermenileri üzerine bir konferans gerçekleştirdik. Bu konferansı Sabancı, Boğaziçi, Bilgi Üniversiteleri düzenlemedi ama akademik özgürlük adına gerçekleşmesine kol kanat gerdiler. Dönemin AK Parti iktidarı da kol kanat gerdi. Altını çizmek isterim. O konferans ultra milliyetçilerin, aşırı milliyetçilerin bütün engelleme çabalarına karşın Sayın Abdullah Gül'ün, Sayın Erdoğan'ın, Sayın Davutoğlu'nun çeşitli biçimlerde müdahaleleri, bu kadar da olmaz demeleri, fikir özgürlüğünü ve akademik özgürlüğü çeşitli biçimlerde savunmaları sayesinde gerçekleşti. Fakat Türkiye'deki bu ulusalcı Kemalist kanat, o konferansı düzenleyen ve içinde yer alan herkes hakkında Sorosçu çocukları diye bir montaj yaptı. Yani şeyci çocukları der gibi, Sorosçu çocukları diye bir montaj yaptı ve içinde üç üniversitesinin rektörlerinin, konferans düzenleme heyetinin, konferansa katılıp tebliğ veren herkesin Sorosçu çocuğu, vatan haini, dışarıdan para alıyor, benim hakkımda yok Ermenistan'dan para alıyor, yok şuradan buradan para alıyor diye bütün bu nefretamiz yalanlarla süslü bir şey çıkardılar ortaya ve hala da benim bilgisayarımda duruyor, saklıyorum bir hatıra olarak. Niye saklamayayım? Saklıyorum. Tarihi bir belge. Benimle ilgili bir hatıra. Keşke aklıma gelseydi de getirseydim ve gösterseydim. Bütün bunları Ermeni soruna girmek veya başka bir konuya girmek için değil, bu söylemin
nereden başladığını, bunun kimin dili olduğunu hatırlatmak için söylüyorum. Bu çok önemli bir mesele. Gene 1990'larda başka bağlamlarda da bu Türkiye'deki bütün insan hakları vakıfları vesaire, sivil toplum kuruluşları, bunların hepsi dışarıdan finanse ediliyor. Türkiye aleyhinde yıkıcı faaliyetler gösteriyorlar. Bunların hepsi casusluk örgütleri vesaire söylemi. Necip Ablemitoğlu ismini hatırlar mısınız? Necip Ablemitoğlu maalesef bugüne kadar açığa çıkmamış karanlık bir cinayete kurban gitti. Ama mesela Necip Ablemitoğlu Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesiydi. Ve bu ulusalcı görüşlerin, saldırgan ulusalcı, tamamen dış dünya düşmanı görüşlerin başını çekiyordu, baş ideologu konumundaydı. Kendisinin büyük ihtirasının MİT başkanı olması olduğu yazılır, MİT başkanı olmak olduğu yazılır çizilirdi. Bir de böyle bir ihtirası vardı. Hiç ne olduğu anlaşılmayan son derece karanlık bir cinayete kurban gitti ve unutuldu. Ama bu söylemler her türlü insan hakları örgütüne, her türlü sivil toplum kuruluşuna, her türlü demokratik girişime karşı a priori daha baştan bunlar casus, bunlar dış dünyaya hizmet ediyorlar, dış mihraklara hizmet ediyorlar söylemi o dönemden kalmadır. 1990'lardan kalmadır. Şimdi ben bakıyorum. Tuhaf bir şekilde. Benim tanıdığım, bildiğim AK Parti'nin 2002'de ilk seçimi kazanarak ilk hükümetini kurduğu andan bu yana bu söylemlerle, bu ideolojiyle hiç ilgisi olmadı. Bu çünkü buram buram ulusalcı, kemalist, devletçi, vesayetçi bir ideoloji ve söylem. AK Parti bütün bir dönem boyunca kendi icraatıyla, sadece söylemiyle değil, Türkiye'de demokratik özgürlüklere kol kanat gerdi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılma sürecini hızlandırdı, yoğunlaştırdı ve bütün bu, yani bütün bu insanlar, bütün bu güçler, bütün bu söylemler o zaman AK Parti'nin bütün Avrupalılaşma ve demokratikleşme girişimlerinin karşısına çıktılar. Ve AK Parti'yi de ihanetle suçladılar. Kıbrıs konusunda ihanetle suçladılar, Kürt sorununda ihanetle suçladılar, Ermeni sorununda ihanetle suçladılar. Hepsi. Şimdi ilginç bir şekilde bir dizi olayda ben kendimi Allah Allah, yani ne kadar da bazı söylemler Necip Ablemitoğlu'nu andırıyor ya da ne kadar da bazı söylemler 1990'ların ve 2000'lerin başlarının o Sorosçu çocukları saldırılarını ve söylemlerini andırmaya başladı. Ben kendi kendime aşağı yukarı her gün bunu, kendimi bunları düşünür buluyorum. Ben burada bir tuhaflık olduğu kanısındayım. Ben açıkçası şöyle bir kanıda değilim. Çok zorlanıyorum bu konuda. AK Parti bütün bu söylemleri benimsedi, içselleştirdi, bunlara sahip çıktı ve bunun icabını yapıyor. Hayır, ben bunu tereddütle karşılıyorum. Tereddüdün ötesinde çok büyük bir endişeyle karşılıyorum. Kendi kendime acaba birileri AK Parti'nin başına çok ciddi bir ideolojik ve politik çorap örüyor mu diye sormaktan kendimi alamıyorum. Yani bunlara baktığımda, bugünkü bir yazımda da yazdım. Üst akıl, üst akıl diyoruz. Türkiye'nin aleyhine her şeyi manipüle eden bir üst akıldan söz ediyoruz. Acaba Türkiye'de AK Parti iktidarının dışında, Türkiye'nin içinde böyle bir üst akıl var mı? Türkiye'ye
Ve bu arada AK Parti iktidarına karşı da komplo içinde hala olan... Hala demokrasiye karşı direnç mekanizmaları ile ilgili endişeleriniz mi var bu konuda? Evet, çok ciddi endişelerim var. Çok ciddi endişelerim var. Artık son olaylarda ben Türkiye'yi karanlık bir mecraya sürüklemek isteyen ve başka şeylerin ortamını belki hazırlamak isteyen bir başka gücün, bir başka projenin, bir başka stratejinin varlığından şüphe eder oldum. Ben bunları yani bu olaylara baktığımda bunların hani Türkiye'nin gerçek çıkarlarıyla bağdaşmazlığına baktığımda birileri acaba Türkiye'nin dış dünya ile ilişki makul anlaşmazlıkların ötesinde birileri bütün ilişkileri dinamitlemeye mi çalışıyor? Türkiye'yi olabileceği kadar kötü bir duruma mı düşürmeye çalışıyor? Arayı alabildiğine ve iki taraf bir daha bir araya gelemeyecek şekilde açmaya mı çalışıyor? Birileri bir takım durumlar, emrivakiler yaratıp bunları ondan sonra AK Parti'nin kucağına mı bırakıyor? Bunu artık ciddi olarak düşünüyorum. Kısmen Kuzey Irak'la ilgili olarak da düşünüyorum. Önemli ölçüde Büyükada insan hakları aktivistleri sorunuyla ilgili olarak düşünüyorum. Osman Kavala olayıyla ilgili olarak ve en fazla da medyaya hakim olmakta, hükümet yanlısı olan medyaya hakim olan ve aslında AK Parti ile hiçbir ilişkisi olmaması gereken adeta neo iddiatçı, yeni iddiatçı diyebileceğim bir söylemin yaygınlaşma düzeyi bakımından artık bunu ciddi olarak düşünüyorum. Bu ihtimali ben kendi içimden, kendi kafamdan, kendi vicdanımdan kolay kolay söküp atamayacak durumdayım. İçime bir kere kurt düşmüş bulunuyor. Böyle bir sorun var. İç politikada bazı şeyleri AK Parti'nin kendisinin belki yanlış yaptığını düşünüyorum. FETÖ'yle mücadelenin fazla geniş tutulması açısından sorunlarım var. Üniversiteler açısından sorunlarım var. Var çeşitli sorunlarım. Batı'yı sorgulamanın tarzı ve cevabının olup olmadığı açısından da sorunlarım var. Bunları tefrik edebiliyorum. Fakat bunların yanı sıra öyle bazı olaylar ve sorular ve sorunlar gündeme gelmeye başladı ki hemen faturası AK Parti'ye çıkartılıyor. AK Parti de belki kendisini ayıramıyor bu sorunlardan ya da kucağına düşen bu sorunlardan nasıl ayırt etmesi gerektiğini belki bilemiyor. Belki ayırt etmesi engelleniyor. Fakat biraz böyle kafamda AK Parti'nin yanlışı diyebileceğim sorunlarla başka bir yerden yaratıldığını düşündüğüm sorunlar arasında artık farklılık görmeye başlıyorum. Türkiye'nin yargı mekanizması. ...15 Temmuz darbesi öncesi ve sonrasında bu yargı mekanizmasına çok önemli FETÖ sızmaları olduğunu biliyorduk. Apaçık ortada. Darbenin hemen öncesindeki gerilimleri hatırlayalım zaten. 17-25 lütfen 17-25 Aralık 2013. Onlar doğrudan müdahalelerdi zaten. Yargı darbesi girişimleriydi onlar. Yani öncesinde yani temizlik amacıyla yapılmış 2016 baharında yaz başında. İyi de yani bu FETÖ'cüler, ben bilemiyorum, ben yani yargının uzmanı değilim, ne kadarı temizlendi ne kadarı temizlenmedi, ama şu aşikar, yani şunu düşünmem mümkün değil,
AK Parti yargıdan FETÖ'cüleri komple temizledi ve onların yerine nötr, objektif, iyi yetişmiş, velev siyasi bakımdan AK Parti yanlısı bir savcı ve yargıç kadrosu geçirdi. Benim buna inanmam imkansız. Bu öyle bir iki yıl içinde yapılacak bir şey değil. Hatta Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun bileşimiyle ilgili mücadelelerin topu topu ne kadar geriye uzandığını düşünürsek öyle 5-6 yıl içinde de yapılmış olabilecek bir şey değil. Buradan benim çıkarsamam şu: yargı mekanizması FETÖ'cüler ne kadar temizlendiyse hala ve hala büyük ölçüde vesayetçi köklerden gelen bir yargı mekanizması olmaya devam ediyor. Hele savcılar, yani Türkiye'de tırnak içinde AK Parti yanlısı bir savcı var mıdır acaba? Ya da kaç tane AK Parti yanlısı savcı vardır? Kemalist olmayan kaç savcı vardır? Kemalist, devletçi, vesayet geleneğinden gelmeyen ne gibi üst düzey savcı kadroları vardır? Mesela bu davalara bakabilecek türden benim bu konuda derin soru işaretlerim var. Yani bu Cumhuriyet Gazetesi iddianamesi, Büyük Ada İnsan Hakları Aktivisti iddianamesi. Yani bu çıkışların ve zayıf iddianamelerin altında böyle gerekçelerin olabileceğini düşünüyorsunuz. Bu Necip Hablemitoğlu'nun saldırdığı yönle aynı yönde gelişen saldırılar bunlar. Hı hı. Ve çok benzer bir söylemle desteklenen saldırılar. Son 30 saniye. Ben bunları dediğim gibi bununla bitireyim. Bitirdim zaten söylemek istediklerimi. Türkiye'nin ne kadarını Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil AK Parti liderliği yönetiyor ve bu olayların gelişimini ne kadar AK Parti iktidarı kendi kontrolünde tutabiliyor, bundan ciddi surette endişe duyuyorum ve bir an evvel bu gidişin durdurulmasının, bu gidişe ciddi bir müdahale olmasının Türkiye'nin yararına olacağı kanısındayım. Bitiriyoruz bu akşamki serbestiyeti ve konuşmaya devam edeceğimiz yeni alanlar açıldı da göründüğünü kadarıyla karşımızda. Değerli izleyenler, serbestiyetten bu akşamlık bu kadar. Gelecek hafta yeniden karşınızda olabilmek ümidiyle hoşçakalın.